Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Talha. Bugün sizlerle hamsterımız için ev yapımı talaş yapacağız. Gerekli malzemeleri söylüyorum ilk başta size. Bir adet rulo peçete lazım. Bir tane de makas lazım. Bu kadar. Tamam gençler, şimdi yapmaya başlayalım. Şöyle. İlk defa açtığım için şurayı yırtıldı. Ama hiçbir önemi yok. Şimdi şöyle çarpacağız. Bir. Şöyle iki. Üç. 4 5. 5-6 tane böyle rulodan koparacağız beyler, tamam mı? Ondan sonra bunları şöyle bir parmak genişliğinde kesiyoruz, tamam mı? Bir parmak genişliğinde kesiyoruz sürekli. Çok öyle şey yapmanıza gerek yok. Estetik kesmenize gerek yok. Direkt kesin yani. Büyük bir makasınız varsa daha kolay olur. Benim makasım büyük olmadığı için biraz daha zor oluyor. Büyük makasım da vardı da şu oldu, geçen kırdım. Tamam. Dediğim gibi estetik kesmenize gerek yok. Ondan sonra bunları şöyle alıp buruşturacağız beyler. Tamam mı? Bunları böyle buruşturacağız. İyicene buruşturun. Şöyle elinizde sıkın. Tamam mı? Ondan sonra bunları açacağız en son. Tekrardan açacağız. Aslında birazcık şey oldu. Büyük oldu. Birazcık daha küçük de yapabiliriz şeyleri. Hani şurası birazcık uzun oldu. Anlatabildim mi? Çok bir önemi yok gerçi de. Bunları böyle yapacağız. Bu bitene kadar hepsini yapacağız. Tabii hepsini bitirmenize de gerek yok da. Şimdi geçen sefer çok uzun oldu. Ben şunu da ikiye kesmek istiyorum. Bu sefer ikiye kestim. Eğer uzun olduğunu beğenmezseniz, yani birazcık daha küçük olsun diyorsanız şeylerin, tanelerin, böyle benim yaptığım gibi ikiye de kesebilirsiniz. Bunları böyle keseceğiz yine bir parmak kalınlığında. Ev yapını yapmanın avantajları da var, dezavantajları da var. Sizlere bunlardan da bahsetmek istiyorum. Ev yapımı yaptığımız bu peçetelerden yaptığımız şey, talaş, bir kere sağlıklı. Hepsinden, yani şu ana kadar kullandığım hamster taban malzemeleri arasında belki de en sağlıklısı budur. Neden? Çünkü peçete zararlı bir kimyasal yok, boya yok, şu yok, bu yok. Piyasada satılanlarda yok kokulu diyor, yok şu şeyli diyor. Onlar hep kimyasal şey diyor. O yüzden ben onların sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Ama hani kokusuz direkt talaş alıyorsanız onlar da tabii sağlıklıdır. Ama şöyle bir şey var. Talaşları aldığınız zaman talaşlarda toz oluyor arkadaşlar. Talaşın böyle ince ince tozu oluyor. Bu da hamsterınızın gözüne kaçabiliyor. Gözüne kaçtığı zaman da gözünde enfeksiyona sebep oluyor. Olabiliyor yani. O nedenle ona göre daha toz içermediği için daha sağlıklı talaşa göre. Onun haricinde maliyeti daha ucuz. Bir kere yani talaşın paketini 7,5 liraya satıyorlar bizim burada. Başka yerlerde kaça satarlar bilmiyorum. Belki daha ucuza da bulabilirsiniz. İnternetten ben çok daha ucuza almıştım en son aldığımda. 6-7 paket almıştım. Fazla paket aldığım için kargoyu da ucuza getirmiştim. Hani 5 liraya falan denk gelmişti şeyi, paketi. Ona göre çok daha ucuz bu. Dediğim gibi hem sağlıklı hem de ucuz yapabileceğiniz ev yapımı talaşlardan biri. Başka yöntemler de internette ben gördüm, okudum, öğrendim ama yani pratik olan bu. Yok şey yapıyorlar, tuvalet kağıdını ıslatıyorlar, ondan sonra şey yapıyorlar, tekrardan fırına atıyorlar falan, fıstık, böyle şeyler de var, yöntemler de var da. Yani pratik bir şey değil. Tuvalet kağıdını fırına atıp da kurutmak mantıklı bir şey değil. Ya da ne bileyim kaloriferin üstünde bir saat onunla mı uğraşacaksınız? En basit ve en kolay yol bu. Benim size şu gösterdiğim yol. 3-4 çeşit yol gördüm internette ama dediğim gibi onlar çok da şey değil. İyi yöntemler değil. Ben size kendi kullandığım ara sıra. Ben genelde normalde talaş kullanıyorum. Çünkü bunu yapmak vakit alıyor. Dezavantajlarından biri de bu. Yani vakit alıcı bir şey. Eğer boşsanız yapabilirsiniz. Benim mesela şu an şeyim bitti. Hamsterlarımın talaşı bitti. Yeni talaş da alamadım. O yüzden mesela son 1,5 haftadır bundan yapıyorum. Evdeyim. Yani evde olduğum zamanlarda bundan yapıyorum. Ucuz da bir yöntem. Kolay da bir yöntem. Dezavantajlarından bahsedecek olursak zaten söylemiştim dezavantajı olarak. Zaman alması birincisi. İkinci dezavantajı ise koku hapsetme yeteneği çok fazla değil. Bunun tabii bu koku hapsetme yeteneği fazla olmadığı için
Yani 3 günde 4 günde bir şeyi değiştirmeniz gerekiyor. Temizlik yapmanız gerekiyor. Dezavantajlarından biri de bu. Ama bu hani şey olarak, vakit olarak dezavantajı olsa da hamsterın sağlığı açısından da iyi bir şey sonuçta. Ne kadar çabuk temizlik yaparsanız o kadar çok temiz olacaktır. Hani kokuyu hapsetmediği için, koku çıktığı için hemencecik şey yapıyorsunuz, temizlik yapıyorsunuz. Bu iyi bir şey sonuçta. Yani hamsterınızın adına iyi bir şey. Bunları böyle bir parmak kalınlığında ben kesmeye devam ediyorum. Tamam arkadaşlar. Yöntem olarak bunu da kullanabilirsiniz. Bunları yine şey yapacağız böyle. Tamam mı? Buruşturacağız, iyicene buruşturacağız. Ondan sonra da açacağız bunları. Yani artı yönlerinden bir tanesi de bu peçete beyaz olduğu için güzel bir görünüm katıyor. Sanki böyle özellikle kışın kullanırsanız kafesiniz güzel gözüküyor. Sanki böyle kar yağmış da onun içindeymiş gibi oluyor hayvanlarınız. Güzel dekorasyon açısından da güzel bence. Hatta şey de geliyor, yılbaşı falan da geliyor. Gerçi ben bunu yayınladığım zaman yılbaşından önce mi olur sonra mı olur bilmiyorum da. Çünkü daha önceden size çektiğim videolar var. İlk başta onları şey yapacağım, yayınlayacağım. Bunları böyle açacağız beyler. Tamam mı? Böyle. Şimdi benim daha önceden yaptığım şeyler de vardı. Şu benim kullandığım Krax evcil hayvan talaşı. Bunun kutusunu atmamıştım. Bunun içine de koymuştum. Bunlar birazcık kalın oldu mesela. Eğer şeyiniz varsa, vaktiniz varsa daha ince şu şekilde de yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ben bunu ikisini birbirine karıştırmak istiyorum. Bunları böyle karıştıracağım. Gördüğünüz gibi. Eğer ince yaparsanız daha hoş gözüküyor açıkçası. Farklı renklerde peçeteler satılıyor. Eğer dekorasyon için kullanmak istiyorsanız farklı renkte peçetelerde alabilirsiniz. Kırmızısı var, mavisi var, böyle desenlileri var. Onları da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ev yapımı talaşımız bu şekilde oldu. Hayvanlarınız için bunu güvenle kullanabilirsiniz. Hem ucuz bir yöntem, hem sağlıklı bir yöntem. Hem de bu bir yandan da şey güzel. Hamsterınız bunun içine girip de uyumasını gerçekten seviyor yani. Sıcak tutuyor soğuk havalarda. İçine gömülüyor. Ondan sonra bunun içinde uyuyor. Böyle gençler, şu Talha Eren yazımı değil.